Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Allah. Derse başlamadan önce birkaç tane edebiyatta öyle derler, önerme yani bakış tarzı. Kendini neyle ve nereyle yorumlayıp izah ediyorsun? Bu çok önemli. Bu nokta önemli. İki, doğruyu varmak için doğru bilinmesi lazım. Yetmiyor. Doğru malzeme kullanılması lazım. Doğru nedir? Sorguladın mı? Yani benim doğrum nedir? Doğrunu doğrulayabildin mi? Doğrularını doğrulamak için ölçün var mı? İnsanın fikirleri, hislerini, hisleri duygularını, duygular meyillerini tetiklediğini farkında mısın? Olayların karşısında sorunun değil, çözümün parçası ol. Sorunların yani sıkıntıların çözümünde sıkıntıların ayaklarını tespit et. Sorunlar, sıkıntılar bir günün, bir vaktin birikimi değil, senelerin birikimi olduğundan onları bölmeyi bil. Bir anda çözmeye kalkma. Ben merkezli olaylara bakma. Dünyada hesaplar yapıyorsun. Hesaplarından hesaba çekileceğini unutma. Şimdi başlıyorum derse. Aldanmayın. Muhakemattan okuyorum. 34. Aldanmayın. Muhakeme edin. Nazar-ı saatiyle iktifa etmeyiniz. Zira şu sizin bahanelerinize sebep olanlar lisan-ı şeriatta ulema-i su ile müsemadırlar. Aldanmayınız. Şunu bir kapatalım, bir sessiz olsun. Yani çok mu ihtiyaç varsa dursun. Kapatalım. He. Gerekçe zaman söyle. Tamam. Aldanmayınız. İnşallah yakın bir tarihte dindarı ve dini darı ayırt eden dini cemaate ait vasıfları koyacağız inşallah. Tespit ettim de daha ders yapmadım. Dini cemaat korunmak içindir. İstikameti bulmak içindir. Sorgulamadan girmeyiniz. Çünkü bugün ahir zamandır. Ahir zamandır korunmak için gittiğiniz yer acaba İfsat komitesinin uzantısı olmasın. Çünkü süfyaniyet aldanmakla iş görecek diyor. Süfyaniyet rejim direkt saldırdı. Onları yaptı. Geri kalan zamanını aldatmakla iş görecek. Aldatmak da hariçte olmaz, dahille olur. Kimse demez ayranım ekşidir. Mihenge vurunuz. Altın çıktıysa febiha. Demir ve bakır çıktıysa arkasına gıybeti, üstüne de laneti gönder sahibine. Aldanmayınız.
muhakeme ediniz. Muhakeme, hikmet sahibi olunuz. Üstadımız 168 muhakematta, adı da neymiş Ahmet bunun? Muhakemat. Hikmet sahibi eder seni. Şimdi iyi dinleyin bak. İnayet-i Ezeliye'nin timsali. İnayet-i Ezeliye'nin Allah'ın lütfu, Allah'ın yardımı, Allah'ın ihsanı, rahmeti, bereketinin adı inayettir. O ruhta gözükmesinin alametini söylüyorum. Allah bilir. Elbette ki Allah bilir ama bildirmiş. Geleceği. La ya'lemun gaybe illallah. Allah'tan başka bilmez ama Resulullah söylüyor. Peki nasıl biliyor? Bildirdiği kişiler de bilir. Allah bildiriyor. Artık insanları yorumlamak, kendini ifade etmek Allah bilir değil. Sen de biliyorsun. Çok iyi biliyoruz. Ölçüler konmuş. Niye konmuş bunları? Kelebekleri ölçmek için değil ki. Kendimizi ölçmek için. Bakın Allah'ın ihsanı, Allah'ın lütfu, rahmeti, bereket, ihsanı kimin üzerindedir? İnayete mazar olanların üzerindedir. Peki inayette olduğumuzu nereden bileceğiz? Hikmeti bak, inayet ilahiyenin timsali olan hikmet-i ilahiye. Bir insan hikmet sahibi ise, hikmetle hareket ediyorsa, hissiyatıyla, gözünü kör ederek, bir başkasının cebine aklını koyarak hareket ediyorsa, bu hikmet sahibi değildir. Bakın, hikmet, hikmet ilahiye sahibi olana Allah'ın inayeti vardır. Allah'ın inayeti olan da hikmetle hareket eder. Hikmetle hareket edenin de elinde metre ile kantarı vardır. Hasan'ın ölçü almaz. Hasan seslendirir. Eğer uyuyorsa dine, kitaba, neyi ölçü alıyor Hasan? Onunla yargılayacaksın. Beni kimya ile yargılama. Neyi konuşuyoruz? Din. Ölçü din olmalı. Neyi konuşuyorsun? Risale-i Nur. Ölçü bu olmalı. Abinin hikmeti vardır. Allah'ın hikmeti vardır. Allah'ın hikmetine sahip olan, Allah'ın inayetine, yardımına mazhar olur. Aldanmayınız. Nazar-ı satiyle ittifa etmeyiniz. Görünüşüne, tantanasına bakmayınız. Cübbesine, sarnına, sakalına bakmayınız. Tamam. O içi boş tenekeler de vardır. Muhakemeli midir? Metresi ve kantarı var mıdır? Nereye göre neyi izah ediyor? Mesela bir misal vereyim. Bu kitap yanlıştır. Niye? Çünkü buna göre. Bir başkası da bu kitap doğrudur. Niye? Buna göre. Ha, demek ki bu ne yanlıştır ne doğrudur. Bunu yorumlayana göre değişiyor. Tamam mı? Bu kişiler neyi ölçü almışsa ona göre doğruları vardır. Doğruları vardır. Peki ölçü neye olması lazımdı? Hikmet olmalıydı. Hikmet nedir? Asr-ı mücedidinin önümüze koyduğu metotlardır. Asr-ı mücedidi gelip horon mu oynayacaktı? Ne yapacak? Asr-ı mücedidi ölçüler koyuyor. Ölçüler koyunca birilerine göre yanlış, senin aklın bile almadığı bazı kişiler tantanalı, farfaralı, adım ona şeyh lider, abi hoca, bir bakıyorsun ki zındığın yaptığını aynısını yapıyor. Zındık, ancak zındık yapar onu. Hasan değil, Hasan
Hasan, Hasan yaptığını ancak zındık yapıyor. Çünkü o zaman ölçü hayatımdır. Konuştuklarım değil. Aldanmayınız diyor. Nazar-ı sati ile ittifa etmeyiniz. Görünüşüme bakmayınız. Ama suizanda etmeyiniz. Allah Resulü'nün emridir. Müslüman suizan etmez. Ama suizana da vesile olmaz. Bir misal onu anlatmıştım, bir de yeri gelmişti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, sokak lambası yok o zaman. Gece Ayşe validemizle giderken zaten siyah giymiş. Bir kısım sahabe geçerken aleyküm selam, hemen Ayşe validemize dur diyor. Hemen koşuyor. Ya ashabım, bu benim helalim olan Ayşe'dir. Ebu Bekir'in kızı. Estağfurullah ya Resulallah. Sana suizan mı edecektik? Yani gece gece hangi kadını götürüyor? Allah Resulü diyor ki tarihi cümle, Müslümanın şeni odur ki suizan etmez. Ama suizana da sebep ve vesile olmaz. Kavga iki kişiyle olur. Ha? Suizan etmiyoruz ama adem itimat, hüsnü zan, adem itimat. Yani hafsız reca, recasız haf olmadığı gibi. Zira şu sizin bahanelerinize sebep olanlar var ya, ya ne yapayım ya, benim şefim öyle dedi, abim öyle dedi. Öyle karar ver, öyle git, onu oku, ona rey ver. Diyen ki, şefim, ben mesuliyetten gittim. Ben mesul değilim. Diye bahanelerin olamaz diyor. Niye? Senin o şeyh ve abi hoca dediğin şahıslar lisan-ı şeriatta ulema-i su'dur. Dinini dünyaya satan kişidir. Menfaatına göre dinini gözünü kırpmadan dini hükümleri çiğneyen, dinine, milletine, vatanına, alem İslam'a zarar olacak şeylere rahatlıkla karar verir, kıkkıda kıpırdamaz. Vicdanı da hiç oynamaz. Seni rahatsız eden bir şeyi adamı rahatsız etmiyorsa demek ki vicdansızdır. Ona ne diyor? Ulema-i su'dur. Bunu ben vicdansızdır, ben demiyorum. Dinimizin ölçü ulema-i su, dinini dünyaya satan demektir. Bidâ ehli diyor Peygamber aleyhissalâtu vesselâm, ümmetimden öyle bir zaman gelecek ki diyor ahir zamanda, o alimlerden bahsediyor. Bidâ ehlidir. Bidâ ehlileri cehennemin köpekleridir diyor. Yani ulema-i su halk değil yani. Halk değil. Halkı aldatıp bir vesileyle bu kürsüye gelebilmiş yani. Bu derse, bu makama herkes bir anda geçirmezler seni. Ben de bir yolunu buldum, nasıl yaptımsa buraya geçiverdim. Ver yansın yapıyorum. Ölçü yok. Abi dedi. Kürsüden söyledi ya. Bizim memlekette öyle derlerdi. Bunu nerede duydun? Televizyon dedi ya. Sanki Allah dediği gibi idi. O tek kanallı zamanlarda. Gazete yazdı ya. Sen yalan olur mu ya? Gazete yazmış. Ya. Ölçü neyi? Bakın neyi? Ne ile ölçüyor? Mesela buna ait bir misal vereyim. Eyleme dönüşmüş. Risalede geçtiği için söyleyeceğim. Doğan çocuk vermiyor, ağzına atıyor. Hep her şeyi ağzına götürüyor. Peki kardeş, sen bu dershanede bunları uygulamaya geçiriyorsun. Niye? O kadar zaman bozulmuş ki bedihi şeyler kör olmuş. Üstad diyor ki ölüm var diyor. Risalede geçiyor mu geçmiyor mu? Peki ölüm olmadığını bilmen var mı? O kadar bedihi şeyler nazarlarda yok olmuş ki ille Lazca anlatacaksın ki anlasın. Ya başka bir ilacı
istihsan edip izdiyat etmek devayı dağa inkılap etmektir. İlaç. Çok iyi bu. Ama ziyade etmek hastalıktır. Beladır. Hastalığa sebeptir. Öyle de hiçbir vakit hak ona muhtaç olmayan mübalağalı tergip veya terip ile gıybeti katle musavi veya ayakta bevretmek, zina derecesini göstermek veya bir dirhem tasadduk etmek, haca mukabil tutmak gibi muvazenesiz sözler. Kat ve zinayı tahfif ve hacın kıymetini tenzil ediyorlar. Bu sıra binaen vaiz hem hakim hem muvazeneli olmalı. Güya ayakta bevletmeyi men edecek değil mi arkadaşı? Arkadaşlar ayakta bevletmeyin. Ne olacak yani? Her gün zaten yaptığı şey. Çok kötüdür. Ne kadar biliyor musunuz? Kabe'de haşta, haşa, anasını zina etmek gibidir. Aynı midir? Aynıdır. Dese. Adam zaten her zaman yapıyordu. Vay demek ki daha beterse. O zaman bak ne yaptı? Anasıyla zina etmek ayakta bevletmeyle eşit. Sıradan. Anamla zina etmek seviyesindeyse sokaktaki daha kolay yani. Sokaktaki o kadar da değildir. Güya ayakta bevletmek adına zinayı aşağı indiriyor muvazenesiz adam. Veya bir şey tasadduk etmek biraz hac kadar kıymetlidir. Tamam kimse gitmesin. Bu ne diyor? Bu sıra binaen vaiz adam, kürsüye çıkan adam hem hakim, hikmet sahibi olmalı. Hem muhakemeli olmalıdır. Evet, muvazenesiz vaazda çok hakaik inne yeri dinleyenin husufuna sebep olmuşlardır. Peki, hikmet sahibi kimdir? Herkes der ki ben hikmet sahibiyim. Hikmet sahibi şudur arkadaşlar. Hikmetin dört temeli vardır. İrade, zihin, his, latifi Rabbaniyesinin farkına gelip fark etmek. Onları şu dört özelliğini istikamette veya istikamete yakın kullanan insana muvazeneli, hakim, hikmet sahibi denilir. O bizim bakkalcı hikmet değil. Ne demek diye anlatayım. İrade. İrade, Allah'ın, hani iradenin vazifesi nedir? İbadetullah'tır. Namaz değildir sırf. Hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşmayı en azından kabul etmeli, idrak etmeli, lazım görmeli. İradesini Allah'ın dediği tarzda kula eyleme dönüştüren bir. İki, his, kalbine Allah'ın düşmanlarını sokmamalı. El hubbu fillah vel buzu fillah. Allah'ın dostlarını dost edinmeli, Allah'ın düşmanlarını düşman edinmeli. Diyebilmeliyiz. Ya Rabbi, ey kulum neyle geldin? Allah'ım, şahsi günahım çok. Ama senin düşmanına düşmandım. Diyebilmeli. Üç, zihin, marifetullah sahibi olmalı. Marifet sahibi olmalı. Olayları yorumlama malzemesine, melekesine sahip olmalı. Onun için bu dersi yapıyorum. Muhakemat o demektir. Laikalar eylem demektir. Yaşanan bir hayatın lisana dönüşmüş halidir laika. Yaşanmış bir hayatın, yaşanacak bir hayatın değil. Yaşanmış bir hayatın, izlenmiş, yol açılmış, çiğnenmiş o kar, o bataklıktan geçirmiş, yaşanmış bir hayatın serüvenini anlatır laikalar. Yürüyen insan anlatıyor. Muhakemat ise doğru düşünmeyi, doğru görmeyi, doğru yerde olmayı, doğru muhakeme etmek için doğru metotlar ve malzeme sahibi ediyor seni.
4 Latife-i Rabbaniye. Yani dini hassasiyet olmalı. Dini hassasiyet, dini duygular Allah'ın emirlerini, Allah'ın hükümlerini, yani kutsi şeylere duyarlı olacak. Demek ki hikmet sahibi, hakim ismine mazhar olan zat, iradesine mukayyet olmalı, hissiyatına mukayyet olmalı, zihnine mukayyet olmalı, Latife-i Rabbaniyesinin şuurunda olmalı. Değilse bu tip insanlarla beraber olmayı bilmeli ve becerebilmeliyiz. Aldanmamalıyız. Allah aşkına iki elim yakanızda olsun, bu abinizdir diye Risale-i Nur'a, dine muhalif bir şey söylediğim zaman kabul edersiniz. Etmeyiniz. Ama bir anda da lapır diye değil, usulün uygun söylemeyi bilmelisiniz. Diyemiyorsanız asla takip etmeyiniz beni. Ya Rab şahit ol. Takip etmeyeceksin. Risale-i Nur'a muhalif, dine muhalif bir şey söylediğim zaman kabul etmeyeceksin. Etmemelisin. Çünkü sen nurcusun. Hasancı değilsin. Hüseyinci değilsin. Alici değilsin. Nurcusun. Said Nursi'ci de değilsin. Sen Risale-i Nurcusun, Bediüzzamancısın. Said Nursi de Bediüzzaman Risale-i Nur'a tabidir. Bediüzzaman Risale-i Nur müceddittir. Said Nursi de onun talebesidir. Benim diyor beşeri kusurlarım ona perde olmamalı, olamaz. Emirda 48, Emirda 125, Said de bir nur talebesidir. Onun hataları veya sadakatını gevşetirse siz sadakatınızı gevşetmeyeceksiniz. Ben bu makamda olup yanlış yerlere sevk ediyorum. Bir sürü tokatlar da yiyorum. Siz değişik yorum yapıyorsunuz. Vay be, ne kadar kutsi bir abi. Baksana hiç bela eksik olmuyor be. Malım elimden gidiyor. Arabam çarpıyor. Oğlum bir şekilde vesaire şekilde ölüyor. Zındıka komitesi neler yaptı. Vay abim vay. Tamam, doğru. Beşer zulmeder. Kader adalet eder. Hangi faalinle kadere fetva verdin ki onları musallat etti, değil mi? Ölçü kardeş. Bak, bu sıra binaen vaaz hem hakim hem muhakemeli olmalı. Muhakemeli. Mevzuyu bilmeli ve muhakeme, yani iradesine, hissiyatına, zihnine, latifesine hakim olmalı. Bu. Vicdanlı bir insandır aynı zamanda bu insan. Peki, beni bazen düşündürünce bir şeyi, düşündüren bir şeyi söylemek istiyor. Beni çok düşündürüyor çoğu zaman. Şu görüyorsunuz 14 cilt kitapta. Önümde. Okuyoruz hepimiz. Okuyorsunuz. Bunu okuyoruz. Bu kadar muvazenesiz ve dengesizim isen bunu okumayanlar ne haldedir? Ya insanlık kan ağlıyor. Bakın, iyi düşünün. Ve hiç hayatta tercihlerin bedelsiz bir tercih yoktur. Bir daha söylüyorum, bilerek söylüyorum. Bedelsiz tercih yoktur. Hayatta boşluk yoktur. Hayatında boşluk bırakırsan birileri dolduracaktır. Bakın, kendi adıma verdiğim karar, biliyor musun, Türkiye'mi etkiliyor. Türkiye'yi etkileyen bir karar alem-i İslam'ı etkiliyor. Farkında mısın? Yani tercihlerimiz, tercihlerin içinde olduğu için alemi İslam'ın istikbalini sorguluyorsun. Gelecek neslin zeminini sorguluyorsun. Fark etmeliyiz bunu. Bu zındığı görmeliyiz. Hangi zındık? Parmak.
Bir şey demedim. Yani karşına çıkacak savcılıkta. Hangi zındık dedim? Parmak kardeş. Şurada parmak var. Bu zındığı görmeliyiz. Ya parmak zındık olmasın. Ah, savcı bey, kalem için dedim ben. Bu zındığı görmelisin. Bunu görmüyorsan ne yapıyorsun ya? Kaşın niye öyle? Allah Allah ya. Tamam, sensin. Yok, olacak. Hayır, buna. Buna vereceğiz. Bu da kiki yapıyor. Bunu unutmuş veya unutturmuş. Haberi yok. Benim Müslümanım. Vatan kurtaran. Asr-ı Mücedid'i. Dini tamir etme makamında din tahripçileri. Dini tamir etme makamında din tahripçileri. Bunu görmüyor ki. Düşman varmış. Süfyanet varmış. Gizli komite varmış. Dinle uğraşıyormuş. Bu milletin nesnatisini yok ediyormuş. Umrunda değil. Ben. Benim dedi. İşte nerede sorun var? Hep okurduk o ayetleri. Başkasını uygulardık. Neymiş o? Birbirinizi Rabb edinmeyiniz. Aa, bizimle ne alaka? Firavun zamanında olmuş. Bir tanesine öyle dedim. Bir tanesi derken biz müzakere ederdik kocalarla. Kırıkhan'da. 5-6 tane vardı. Hakikaten en bedevisi bendim ya. Mutfazı yapmıyorum. Dedim ki ben bir şey sormak istiyorum dedim. O mevzuyla alakalı. Kur'an kime indi dedim. Tamam biliyorsun da dedi. Niye soruyorsun yani? Dedim söyle. Söylemeni istiyorum. Yazsın meleğe. Hazreti Muhammed'e indi. Biz onun kitabını niye okuyoruz ki? Ona inmişse beni ilgilendirmiyor ki. Ne diyorsun sen dedi ya. Bak. Yusuf benim. Muhammed benim. İsa benim. Musa benim. Şit benim. Hissetmeli, fikretmeli, zevk etmeli. Ruhumda onu duymalıyım. Musa benim. Karşımda Firavun var. Muhammed benim. Süfyaniyet var. Görmeliyim. Kur'an bana hitap ediyor. Ayna vasıtasıyla. Kur'an bana indi. Kur'an deme, Kur'an'ım de. Allah deme, Allah'ım de. Efendim de, Efendimiz de. Yani tam malına sahip çık. O vasıtasıyla bana geldi. Ama al bunu Mücahit, ona ver. Getirmiş bana bir vesile. Bana indi, bana. Ne diyor? Bana inen kitapta. Allah bana diyor hususi. Ha sana diyorsa beni ilgilendirmez. Benim bir Kur'an'ım var bir tane var. Diyor ki birbirinizi Rab edinmeyiniz. Allah'ım birbirimizi nasıl Rab edinmeyeyim? Sen benim Rabbimsin. Ama bana öyle söylüyorsun ama eylemlerde, ölçülerde, tercihlerinde beni yapmıyorsun ölçüyü. Ahmet'i Mehmet'i yapıyorsun. Rabbin o işte. Bana ibadet ediyorsun. Uluhiyette sorun yok. Ama rububiyette sorun yapıyorsun. Birbirinize Rab edinmeyiniz. Ha, birbirinize yardımcı olunuz. Birbirinizin imtihanını zorlaştırmayınız. Zaten imtihanımız zor. Birbirinizin imtihanını kolaylaştırmak lazım. O da bana gel yok. Hep beraber buna gelelim. Ben de birleşme olmaz. Çünkü bende beşeriyet var. Bir sürü kusur bulursun. Muhabbet gözü kusur görmez. Bir sürü kusur var ya. Ölçü olmamalı. Benim diyor şahsım diyor ortada olunca diyor bir sürü damarlar gerilir diyor Usta Temirdan'da. Hasan olacak damarlar olmayacak. Kardeş bunu yap ya. Ölçü bunu yap Allah rızası için ya. Ne olur. Artık ne zamana kadar yeter diyeceğiz ya. Ölçü alacağız. Kitaptan gösteririz. Ha efendim herkes kitaptan gösteriyor. İşte ne yapıyor biliyor musun? Abi bunu niye kapattın? Daha oku sen oraya daha gelmedik buraya oku. Göstermiyor. Muvazeneli, vezinli, ihatalı olun. Hakim olmalı dedi ya vaaz. Külliyatı hakim olmalı. Kendi düşüncesini kitaptan gösteriyor. Ya. Uyduruyor kendisine mesela. Hürriyetperverlere ahrar diyor usta.
Hürriyete kapı açana ahrarlar. Gizli komiteyi fark edecek. Hizmetimize sahip çıkacak. Demokrat yani insancıl. Onlardan İslamiyet istemiyoruz. Öyle dindar takvalı. Ben olamıyorum da sen misin yani? Ha, o yolu açacak. Hürriyet perverler diyor. Ahrarların manası hürriyet perverler demektir. Hürriyet esas alacak. Ha, isim değil. Sıfat. O sıfat her zaman değişir. Bu kürsü her zaman değişmiştir. 10 sene önceki kişi yok. 20 sene önceki kişi yok. 10 sene sonraki kimler olacak? Belli değil ki. Ya. Evet sevgili kardeşlerim benim. Her şeyi 27. Evet her şeyi zahire hamlettire hamlettire nihayet zahiriyun mesleki mutaassifesini tevlid etmek şanından olan mehlü tefrit ne derece muzir ise öyle de her şeye mecaz nazarıyla baktıra baktıra nihayette batıyun mezhebi batılasını intihac etmek şeninden olan hubbu ifrat dahi çok derece daha muzirdir. Mesela Risale-i Nur'a uygulayalım. Her şey zahirde ne anlatmışlar? Şekilcilik. Bu misal tamam. Batınını arama yani. Mana mertesi. Bu ne kadar zararlıysa zahir-i mezhebi. Ya bu zahir öyle ama arkaya geç arkaya. Hep arka zahir-i unutturmak da batın o da batıldır. İkisi beraber olmalı. Muvazene bu. Zaten asıl mücidditlerin özelliği şu. İşte asıl mücidditlerin gelmeden mesela bizim benim kardeşim, dava arkadaşım, ağabeyim olan Muhyiddin Arabi Hazretleri. Çok severim biliyorsun. Özel şeyimiz de var diyarımız. Bu zat-ı muhterem zahiri görmemiş, her batını gördüğü için şataat olmuş. İlmi kelam alimleri sif zahiri görmüş, batını görmediği için ölçüleri nakıs olmuş. Asıl mücidditleri var, ikisini beraber görüyorlar. Beraber. Mülk ve melekütte cevelan ediyorlar. İkisi nazarında olunca, öyle yaz kardeş. İkisine de bakıyor. Yerde işlenen günahların alem-i misalde temessüllerini görüyordum. Mesela bir tanesi diyor bugün telefonda. Resulullah bugün olsaydı böyle nasıl derdi falan. Yazıklar olsun. Resulullah bugün. Allah Resulü Miraç'ta kıyamete kadar bütün vakitleri değil, haşri de cennet ebede gördü. Cehennemdeki, cennetteki Hazreti Ömer'in yerini söylemedim. Cennetteki yer kıyamete kadar geçecek, kıyamet kopacak, kabire girecek, Ömer aşık meydanı geçecek, sırattan geçecek, cennetteki yerini söylüyor. Resulullah şimdi, o zaman bugünü bilmiyor muydu? Yazıklar olsun sana. Bugün Resulullah olsaydı misvak kullanmazdı, diş fırçası kullanırdı. Peki Allah ne diyor? Allah'a diyelim. Allah'a imanınız varsa Allah'ın istediğini yapacaksınız. Allah'ın istediğini yapmak bilmiyoruz. Allah'ın sevdiği, benzeyin dediği kişiye benzeyeceksiniz. İn huve illa vahyun yuha. O ne söylüyorsa alın. Çünkü vahyen söylüyor. Vahyen söylüyor. Bilmiyor yani. Yazıklar olsun sana. Allah Resulü'nün ufku şu kadardır diye kayıtlayana. Ya arkadaşlar, ustadımız diyor ki bize, değil Resulullah, kalp ve ruhun daire-i hayatına gir diyor. Zaman ve mekansız alimi teklif ediliyor, önümüzü açıyorlar ya. Resulullah 1400 sene sonra görmemiş. Ya. Kendisinden 3000-4000 sene önceki Kızıldeniz'deki Firavun'un söylemiş, boğulmadığını, çürümediğini, boğulup çürümediğini, atılacağını. İstanbul'un fethedileceğini, Mehdi'ye şöyle olacağını, bugünü bile söylüyor. Mehdi'ye çoğu Müslüman ittiba etmeyeceğini, kehren itaat edeceğini, Mehdi düşmanı olacağını, Müslüman'ın
Hattı vasatı gösterecek, ifrat ve tefriti kıracak yalnız felsefe-i şeriatla belagat ve mantık ile hikmettir. Felsefe-i şeriat, yani şeriatın izahları, imamlar. Biz kardeşim kafa-i şerifimizi bırakacağız, asıl imamına ittiba edeceğiz. Başka, ya ifrattasın ya tefritte. Başka mümkün değil. Eğer, bak bir daha söylüyorum, asıl imamında değilsen, hani hadiste geçiyor, cahiliye ölümüyle ölür. Asıl imamında değilse bir kişi veya cemaat, ya ifrattır ya tefrittir. Kis. Aa güzel örnekleri var piyasada işte. Adamın gözünü dolduruyor. Müceddit. Allahu Ekber. Müceddit. 2000'in yenileyicisi göz acayip doluyor. Fakat bir bakıyorsun ki bu zındığı görmüyor. Yaptığı icraatlar, yaptırdığı tercihler buna yarıyor. Müceddide bak. Ferasetsiz müceddit. Dostunu düşmanını tanımayan müceddit. Ben de müceddidim. Ne gülüyorsunuz? Ben de müceddidim. Adam dedi oldu da ben dedim niye olmuyor? Dostunu düşmanını tanımayan müceddit. Zavallı. Acaba Ramazan'da nasıl taharet alınıyor biliyor. Öyleyse her şeye zahire göre hükmetmemek gerektir. Mahkikin şeyini gavas olmak, zamanın tesiratından tecerrüt etmek, mazinin am hakkına girmek, mantığın terazisiyle tartmak, her şeyin menbaını bulmaktır. Burada adamlar vardı ya, burada birisi var. Eğer buraya göre olay çözülürse, burası yok olduğu gibi, maziye bakacaksın, unutmayacaksın. Hayvanın hafızası olmadığından biraz önce sen dövmüştün, gene sana geliyor. Hayvan tipli olmamak lazım. Allah Resulü diyor ki aleyhisselatü vesselam, bir Müslüman ahmaklık yakışmaz. Ahmaklık nedir ya Resulallah? Bir delikten iki defayı sırılmaz. Bu milletin dinine, namusuna, milletine, vatanına uğraşmadılar mı? Ezanlarını yok etmediler mi? Camilerini yıkmadılar mı? 20 bin caminin katilleri değiller mi? İslam düşmanları oldukları nasıl daha olacak? Ne yapması lazımdı? 4 milyon insan katledildi. Peki ben de biliyorum diyorsun. Tamam da onu gözden kaçırma, ona göre konuş. Öyle adım at. Ona yaramayacak adım at. Ben şuna yap böyle yap demiyorum. Onu görmeni istiyorum. Onu gözüne çıkarma. Etrafıyla meşgul olanlar önüne bakmayanlardır. Cemaatta da böyledir. Evde de böyledir. Böyle ben merkezli, pergeli koymuş, bana böyle dedin, yemeği getirmedin, öyle gitmiştin. Şöyle. Ya bu ne yahu? Bu insan bu ayıp ya, insanlığa sığmaz yahu. Böyle basit şeyler mesele edilir mi ya? Ya getirmedin de yemeği getirmedin de şöyle demiştin, de, öyle alacaktın da almayacaktın. Kardeş hedefin orada olsun. Bu dünyada gelişini fark eden, hayatın mahiyetini keşfeden, hayat onu etkileyemez. Hayatın hakikatını fark eden stres ve buhrana giremez. Girer eylem olarak, hadiseye muhatap olur. Ama içerisini bularak çıkar. Nurcu düşmez değil. Düşer, kalkmayı bilir. Düşer suya, çıkar. Nurcu'nun en büyük özelliği, düştüğü yerden de kalkar. Unutmayın, suya düşen boğulmuyor. Çıkamayan boğulur. Nereye yarıyor bu konuşma? Bu hareketin nereye yarıyor? Demeli ve bilmeli. İhsan ilahiden fazla ihsan, ihsan değildir. Bir tane hakikat, bir harman hayalata müracaattır. İhsan ilahiyle tavsifte kanaat etmek farzdır. Yani Allah bir şeye ne kadar değer verdi buna? O kadar değer verir.
Ne kadar değerli, o kadar ver ya. Büyütme. Ne yapıyoruz ya, minarenin başında ya kuyunun dibinde. Ya birisini sevdiğimiz zaman orada. Hocam, şefim, şefim şişiriyoruz. Sonra bir iğne geliyor, bir balon vuruyorlar da. Münafıkların gayesi nedir biliyor musun? Hakikatlardan uzaklaştırmak, şahsa yönlendirmek, şahsı yüceltmek. Şişiriyor, şişiriyor, kitap gitti. Hah, kitap gittiyse bundan sonra balon vurmak yetiyor. Ya arkadaşlar, bir fotomontaj yapsalar, ben uyandırayım o münafıkların fitnesini. Benim gazetede böyle bir kadın koysaydım. Yapabilirler mi internet bilgisayarla? Mümkün değil mi? Artık ayıkta pirinci taşını ben işte dök desem de ooo. En azından kafanızda mesela şöyle bakıyordum böyle. Ha şimdi bakıyorum. Şu resmimi orada bir tane çıplak yatıyor göstersin. Böyle resmi koydum. Bak bakıyor, görüyor musun nasıl? Ya tarif bu kadar kolay. Ha niçin insanlar yüceltiyorlar? Hani 80'den başlayıp 2004'lere kadar bütün medya, Yahudi medyasında Nurcuların lideri gösteriyorlardı birisini. Çıkartıp 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 ondan sonra balonu patlatacaklardı. Yemedi yani. Nurcuların lideri, Nurcuların bilmem şeysi hep böyle lider diye gösterdi. Çünkü kitabı unutturmak gayeydi. Ama kitabı unutturursan ölçün yok. Zaten unuttun, bir o vardı, o da tepe takla gitti, inkısarı hayali, aa sen de gittin tepe takla. Ne yapayım canım, Hasan da bu günahı yaparsa, ben, bana zaten farz oldu o günahı yapmak. Oho, Hasan bunu yaptı, ben niye yapayım? Hasan baklava yiyince senin karnın doyuyor muydu ki? Hasan ölünce sen öldün mü? İhsan ilahi ile tavsifte kanaat etmek farzdır. Cemiyete dahil olan cemiyetin nizamına ihlal etmemek gerektir. İştirak amal-i uhrevi istiyor muyuz? İstiyoruz. Yani cemaatin hasenatına ortak olmak istiyor muyuz? İstiyoruz. Ustad demiş ve risalede var. Sadakat gösterenin sıratta omuzum ona borç olsun. Risale'de ona sadakat göstereceğiz. Yoksa cemaat olmaz. Sadakatın dışı fertciyetçilik olur. Fertciyetçilik yani fert cemaate teşekkül etmez. Cemaat olmaz. Şahs-ı manevi olmaz. Şahs-ı manevi olmayınca şahs-ı manevi hasenatı olmaz. Mahrum oluruz. O zaman şahs-ı manevinin hasenatına istiyorsak, ki istiyoruz, o sadakatı bozmayacağız. Risale-i Nur'u esas alacağız. Benim sözüm buraya uyuyorsa kabul edeceksin, yoksa etmeyeceksin. Etmemen lazım, sadıksan. Eğer bunu kapatıp beni dinliyorsan sen Hasancısın. Nurculuk değil seninkisi. Bencisin Hasancı. Örnek için söylüyorum. Ya. Maalesef o lider dedikleri insanların bir vesileyle biz seminerlerde, törenlerde, derslerde, dersten önce odalarda biz buluşmuşuz. Zihninizden geçen hemen hemen hepsi. Erzurum laikası var. Benim de bir laikam var bitirmek üzereyim. Rize laikası var. Ona göre hareket edeceğim. Ha sorun yok. Tarikatçılarda sorunumuz yok. Ama nurcuyum diyorsan, nurculuk adına çıkıp da buna göre hareket etmiyorsan, sen ya cahilsin ama başa geçtin, cahilliğin yok senin. O zaman nesin? Vazifelisin. Lamıcım yok. Peki vazifeli insan kaç ayakta olur? Mesela şöyle söyleyeyim. Kafirin kaç tane ayağı var? İki. İki gözü var. Münafın da öyle. Ha benden cismen bir farkı yok değil mi? Peki nesi benden farklı? Münafık nesi farklı? İtikadı ve zihniyeti eyleme dönüşmüş. Eyleme bakın. İşantücaz'da var ya, küfür diyor, kalbe ait bir sıfattır. Zunlarla ve şapkayla ne alakası var bunu takan kafir olsun? İşantücaz'da yok mu? Küfür diyor, batini bir sıfattır. Batındaki küfre diyor,
zahirdeki alametlerle intikal edilir diyor. Demiyor mu? Ondan sonra münazaratta diyor ki, siz diyor, bakır mı, demir mi, gümüş mü, ölçüye vurun diyor. Bakın küfür, münafıklık batını bir sıfattır. Ona intikal diyor, eylemle, fiille varılır. Bu da onun alametidir. Şapkayı bilerek taksa, batındaki yani o Kur'an'ın, İslam'ın yasaktır emrini kale almıyor demektir. O zaman bu fiille kafir olmuyor. Bu fiili yapma diyeni reddediyor itikade. Kale almıyor. Ondan. Günah işleyen kafir olmaz. Zina eden kafir olmaz. İçki içen kafir olmaz. Ya hangi zamandayız ya? Bu haram o haram. Ha dediği anda oluyor. Tamam mı? Şimdi bu gizli Allah'ın reddinin ifadesi ise bu böyle olduğu halde layıkalar yok. 16. söz indir bindir 23. lema tabiat risalesi 23. söz layıkı yok. Dusturlar gelince yok. Abi olanı söylüyorum. Öyle ama bir böyle değil mi? Nereden duydun sen onu? Abi Zeytinburnu'nda bir Hasan abi var. Böyle diyor. Kitapta böyle. Kitap esas anlatlar. Oh, geveze ya. Onun konuşmasını şey yapmayın ya. Geveze adam ya. Çenesi durmaz. Adam böyle diyor. İstina'dan ders yaptık. Abi ama barlarda şöyle geçiyormuş böyle. Tamam mı? Mektubatta da böyle var. Ne sen nereden bilirsin bütün külliyat? Ne diyorsak öyle yap. Ama abi kitabı esas alın. Kim diyor onu? Hasan abi diyor. Geveze ya. Onun çenesi durduğunu kim görmüş? Bunu bilerek diyor. Bunun özürü var mı? Bir şeyin şerefi neslinden değildir, zatındandır. Adam babası zındık olabilir. Dinsiz olabilir, Alevi olabilir, Ermeni olabilir. Bizi ilgilendirmez. Gayrimeşru olabilir o adam, çocuk. Bir şeyin şerefi neslinden değildir, kendindendir. Sahabelerin bir kısmı nikahlı mıydı? Babaları. Ebu Cehil'in oğlu İkrime radıyallahu anh. Gerçi İbrahim aleyhisselamın baki diniyle nikah yapıyorlardı ama bu kadar dine düşman olan bir insanın da nikah yaptığını şüpheli ya. Bir kardeş öyle dedi. Yani Nurcu oldu. Abi diyor ben böyle bir çocuğum dedi. Ama benim gibi anlatmıyor tabii de. İki defa intihardan kurtulmuş hastane ziyaret edince herkesi çıkarttım. Niye böyle yapıyorsun? Sen ne biçim insansın? Abi dedi kimse var mı? Yok. Dedi ben gayrimeşruyum. Dedim ki sen Muhakemat 25'i okudun mu? Ondan sonra sözler ve mektubatta yerler var. Bir insanın kıymeti, şerefi neslinden değil, kendindendir. Alevilik meselesini anlatırken lemalarda. Kaçıncı lema? He? 4. Âl-i Beyt'ten olup da namaz kılmasa Âl-i Beyt'ten olmadığı gibi dost bile olamaz demiyor mu? İki türlü al var. Risalet âli var. Bir de nesebi al. Hepimiz Risalet âlin hamalesiyiz, hizmetçisiyiz. Resulullah'ın davasını yüklenmişiz. Al bu işte en büyük. Ha, bakın Âl-i Beyt olup da namaz kılmıyorsa Âl-i Beyt olmadığı gibi dost bile olamaz. Macarlar Türk değil miydi? Ah Türk. Ne oldu? İslamiyet'i terk ettikleri zaman Türklükten de çıktı. İki millet var. Milliyetleri dimle imtizaç etmiş. Araplarla Türkler. Eğer Araplarla Türkler dinden çıkarsa milliyetlerine ne çıkar? Soruyorum. Allah Resulü ve dinimiz milliyetçiliğe ne demiştir? Yasaklamış mı, helal mi etmiş? Yasaklamış.
hutbe-i veda hutbesinde ayağımın altındadır dememiş mi? Milliyetçiliği Allah dininde, İslamiyet'te yasaklanmışsa, ben de bir dini bir şahsiyet isem, milliyetçiliğe destekleyin desem, milliyetçiliği etmiş olmuyor mu? Milliyetçiliği yapan el İslamiyetül asabetil cahiliye, cahiliye adeti olduğunu Resulullah buyurmuyor mu? Bundan daha başka nasıl ölçü olacak adamın vazifeli olduğu? Bilmeyebilir sokaktaki adam. İslam dininde milliyetçiliğin mezmun olduğunu, zemmedildiğini, reddedildiğini, Resulullah veda hutbesini ayağının altına aldığını, hadis ve ayetlerle kötülendiğini bilen, onu desteklersem, milliyetçiliği desteklersem, canlandırırsam, bu harama, bu yasağa düşmüş olmuyor mu? Daha ne yapmam lazım benim vazifeli olduğum için? Allah yoktur mu diyecektim. O komünistler der, dinsizler der. Münafık Allah var. Hatta üç vakit namaz kılar. Hangi namazı kılmaz münafık? Sabah ve yatsıyı kılmaz. O simgedir. Geldiğini ve gideceği yeri inkar eder demektir. Sabah geldiği alem, yatsı gideceği alemi inkar ediyor. Allah'ın yasakladığını alenen ilan eden adam vazifeden başka ne olacak? Ya ben şurayı hep vurgulamaya çalışıyorum. Ben mi oynatmışım? Bak. Küfür kalbe ait ruha bir sıfattır. Utanmak haya ruhsaldır. Kızarmak bedenseldir. Biz nasıl intikal ederiz bu adamın hayali olduğuna? Kızarırsın. Eylemle intikal edilir. Şapka ve zunnar ruhtaki yapıya intikaldır. Çünkü diyor, tereşuhtur, tezahürdür. Nüfus kağıdı kütükten haber verir. Su sızıntıları menbaından haber verir. Değil mi? Arkadaşlar, İslam insanın eylemi 76. sayfa ve 77'de Hutbe-i Şamiye'de fikrin ve hissin temayülatından çıkar diyor. Fikrin ve hissin temayülatından çıkar. O zaman o eylem, o söz, o iddia, o dava ruhtan haber veriyor. Daha nasıl intikal edeceğim ki onun ruhuna? Daha nasıl olacaktı ki? Müslüman akıllı olmalı. Aklını başkasının cebine koymamalı. Aklını başına almalı. Uşkurluğuna ve midesinde olmamalı. Kadının ve paranın değiştiremeyeceği insan çok az olduğunu unutmamalı. Konuştuğuma değil, tercihlerime, yaşantıma bakınız. Geçenlerde yurt dışındayım, Azerbaycan'da. Dedim ki, bak hemşerim dedim. Aynı böyle diyorum kendime. Bak hiç kimse yok. Otelde sen ve benim. Hazreti Ömer'in sözü hep hatırıma geliyor. Hep böyle çıktığım zaman. Diyor ki milletin içinde Allah Kur'an derler. Yalnız kaldıkları zaman dinden bir behre. Hatta Allah belanızı versin diyor. Dedim ki bak şimdi kimse var mı? Yok. Kapı kapattın mı? Kapattın. Diyarbakır, Azerbaycan'a bak bir de. Hem de en lüks otele bizi davet edenler oraya koymuş. Dedim ki ne abi? Bakayım nasıl namaz kılacaksın. Herkes kendisini ölsün. Odanda, otel şart değil. Burada kılarken Allah. Odanda kane toplar gibi. Hey sahtekar Hasan. Daha çok korkup daha dikkat ediyorum namazıma. Teşvik olsun diye söylüyorum. Daha dikkat ediyorum. Hatta o kadar dikkati buralarda yapsam daha dindar olurdum. Onu da gerekçe göstereceğim ya Rabbi. Senden korktuğum için o yalnız kalınca daha dikkat ettim. Onun hatırını affet. Bugün şeyi de düşünüyordum yukarıda. Geçmişte 10 dakika bir aç diyelim ki yoksulluk çektiniz, çektik.
Ha peynir yoktu, kuru ekmek var mı? Çocuğunuza diyorsunuz ya, neler çektik, kuru ekmek var mı? Kaç dakika, kaç sene çektiniz? 2 sene biz. 10 sene hayatta hayatını güzelleştirmiş o. 10 dakika, 10 sene, 2 senelik fakirlik hayatını güzelleştirmiş, mayalamış. Hep mihengi nokta olmuş. Bak lezzeti inkılap etmiş. Geçmişte peynirsiz, kuru ekmek yiyorduk çocuklar dersin. Ama 10 sene önce olan ne baklavalar vardı be demiyoruz. Zevali lezzet elemdir de demiyoruz. Ama elemin gitmesi lezzettir. Hayatımızın 1-2 sene sıkıntısı 60 senesini süslüyor. Süslüyor. O da dünyada, ahiret. O için ne güzeldir o elem ve dertler, bela ve sıkıntıları fark edenlere. Onu içerisindeki mesajı alanlara. Allah'ın rahmeti, lütfu, bereketi üzerimize olsun. Amin. Cenab-ı Hak hakkı hak bilip hakka yapışanı, batılı batıl bilip batıldan kaçan kullarından ve zümresinden eylesin. Amin. Cenab-ı Hak aklımızı marifetullah, kalbimizi muhabbetullah ile doldursun. Amin. Hakikat-ı Muhammediye'de inkişaf ettirerek mahiyet-i Muhammediye'de fena-i mutlaka mazhar eylesin. Amin. İmanımızı ilme lakin, anne lakin, hakka lakin, şuhud iman mertebesine nasip eylesin. Amin. İmanın vesvesesiz mertebesine vasile eylesin. Amin. Kim bize nasıl dua ediyorsa ona öyle muamele eylesin. Amin. Ya Rabbi bizi bize bırakma. Amin. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Riyakarane yaptığımız şu sözleri dergâh-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Amin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Müslümanlara izan, fikir, anlayış nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi dertlerimize derman. Amin. Hastalarımıza şifa. Amin. Boşluklarımıza eda nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hastane köşelerinde, evlerinde vesaire yerlerinde inim inim inleyen Müslüman ve Nur kardeşlerimizin. Ya Rabbi hikmetin iktiza ediyorsa acilen şifa ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi çekmesi gerekiyorsa sıkıntısını tahfif eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sıkıntısını günahına kefaret eyle ya Rabbi. Amin. Evlerimize, evlerine Risale-i Nur ve Kur'an-ı Nur'una hakim yap ya Rabbi. Amin. Evlerindeki sıkıntıları, stresleri, depresyonları bertaraf eyle ya Rabbi. Amin. Kara bulutları kaldır Allah'ım. Amin. Muhammed'in hürmetine. Amin. Muhammed'in senin yanındaki değeri hürmetine. Amin. İmanının senin yanındaki kıymeti hürmetine ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Müslümanları affeyle, izan ver, fikir ver, anlayış ver, amin, feraset ver ya Rabbi. Amin. Şu amin diyen kullarının hürmetine. Allah'ım şu amin diyenlerin, bunların imanının senin yanındaki değeri, kıymeti, hürmetine onları da bizi affeyle ya Rabbi. Ve ahir davafun enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha ve selamat.